Baba seni arar oldum, arıyorum sen neredesin? Çaresizim, darda kaldım, soruyorum sen neredesin? Neredesin baba, neredesin? Neredesin baba, neredesin? Arıyorum, gel neredesin? Kaç mevsim geçti aradan, öksüz bıraktın buradan. Susuz kalmışım tarlandan, koruyorum sen neredesin? Neredesin baba, neredesin? Arıyorum, gel neredesin? Şeyler değişti buradan, Bali'ye usanmış baldan. Sana söz verdiğim yolda yürüyorum, sen neredesin? Yürüyorum, sen neredesin? Sen neredesin, sen neredesin? Sana söz verdiğim yoldan arıyorum, sen neredesin? Neredesin baba, neredesin? Soruyorum, gel neredesin? Sen gidince yalnız kaldım, kalmadı düzenim, tadım. Her gün hasretine yandım, eriyorum sen neredesin? Neredesin baba, neredesin? Neredesin baba, neredesin? Her gün hasretine yandım, eriyorum sen neredesin? Neredesin baba, neredesin? Eriyorum sen neredesin? Can Ali'ye oldu bir hal, gelmesen de yanına al. Gece rüya, gündüz hayal, kuruyorum sen neredesin? Neredesin baba, neredesin? Arıyorum sen neredesin? Gece hayal, gündüz hayal, soruyorum sen neredesin? Kuruyorum sen neredesin? Arıyorum, gel neredesin? Evet değerli seyircilerimiz, Alican kardeş, yüreğine sağlık, sazına eyvallah, sağlık, eline sağlık. Yüreğinin efendim esintilerini bizlerle paylaştı. Neredeyiz efendim? Dost kervanı burası.
Dost sofrası burası. Hollanda'nın Amsterdam şehri. Bizim işimiz gezmek, seyahat etmek. Ama işte Allah'ın bir lütfu, güzel dostlukların oluştuğu, güzel mekanların oluştuğu yerleri de böyle unutmamak, ziyaret etmek. Onlar gelemiyorsa biz onlara gideriz diyerek çıkıp yola gelmek. Tamer'i de alarak tabii. Çünkü iş efendim, gurbet, yüreklerimiz zaten hep böyle delik deşik olmuş bu gurbetin sıkıntılarından. Ama iki dost, üç dost yan yana gelince, bir de böyle Can Ali gibi, ismi Can Ali, dost olunca, eyvallah, bir tarafta da Ali Rıza kardeş gibi kardeş olunca, efendim, o gurbetin sıkıntıları, çileleri vız gelir, tırıs gider. İnanın ki böyle. Ayaklarına sağlık, gerçekten. Eyvallah. Evet, evet, evet. Neredeyiz dedik? Amsterdam'dayız. İl Froya Restorant. Ali, Can Ali kardeşimizin buradaki işlettiği mekanı. Allah bütün efendim dostlarımıza güzel mekanlar nasip ederek işletmek güzelliğini de yaşatsın. Az sonra soracağız. Bu isim nereden geldi? Bu restoran nasıl kuruldu? Bu akşam gerçekten yürekler konuşacak. Efendim ekran ısınacak. Belki zaman zaman gözyaşı bile dökeceğiz. Çünkü dostluk kolay bulunan, efendim kolay yaşatılan bir vasıf değil. Herkese mahsus da değil. Bu yolculukların yorgunluğu işte böyle atılıyor değerli seyircilerimiz. Bazen gez vakitlerde efendim işin mesainin dışında böyle gönülleri birleştirince bunlar oluyor. Can Ali kardeşimiz ev sahibi olarak bugün bizi burada ağırlıyor. Ama kendisi Amsterdam'da yaşarken boş durmuyor. İşte o bizim güzel Anadolu'muzun geleneği olan, kültürümüzün de koruyucu sigortası olan bağlaması yanında okuduğu türküler yüreğinin sesi zaten. Kendisi yazıyor. Rıza kardeşimin şiir yazdığı gibi Ali Rıza kardeşimin. O da türküleri yazıyor, besteliyor, okuyor. Onun dışında iş adamlığının dışında bu güzellikleri yaşarken Hollanda'daki çevrilen filmlerin çoğunda rol alıp hatta şimdi de başrole sıra geldi. İnşallah onu da göreceğiz, onu da anlatacak. Can Ali kardeşim, bu Il Froya Restaurant. Il Fiora Restaurant. Il Fiora. Il Fiora. Fiora. Il Fiora aslında İtalya'da bir isim. Evet. Çiçek anlamına gelir. Hatta gül anlamına çok gelir. Çok da güzel bir isimmiş o zaman ya. Şimdi o isim de biraz bu semtin oluşundan geliyor. Yani bu bulunduğumuz semt. Evet. İşte bütün sokakları işte birisi çiçek sokağı, öbürüsü gül sokağı derken. Lale sokağı vesaire böyle, gidiyor. Böyle, yani buraya uygun bir isim olsun diye. Bir de ikincisi tabii kendim bir de aşçıydım zamanında. Yani evet, anladığım bir mutfaktı. 1973'ten Hollanda'ya geldiğimde zaten mutfaktan çalışıyordum ama 1986'da bu Il Fiore yani gül restoranımızı açtık. O zamandır işte bu zamandır 25-26 yıl oldu. İnsanlara hizmet. Evet. Hollandalılara genelde işte sizin gibi güzel insanlara, dostlara hizmet ediyoruz. Ama tabii mazisi öyle bir dakikayla anlatılmaz. Fakat bunun içinde tabii biraz önce dediğin gibi yüreğim de var içinde. Yani buna katkı olarak çok büyük bir geçmişi var. Evet, ben evet, biraz önce söyledim türkü aslında. Evet. Baba sen neredesin? Baba sen neredesin? O türkünün biraz da şeyi var bunun içerisinde. Bu buranın inşaatını yani 1986'da bitirdiğimde açılışına böyle tam geçeceğimiz sıra benim babam vefat etti. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Ve yani görmedi tabii. Burayı görmedi. Ama bu bütün yani geçen bütün 25-26 yıl içerisinde de hep aklımdan böyle geçer. Bir gün görseydin keşke yani işte neler oldu neler yaptık. Onu da esinledim. Günün birinde böyle baba sen neredesin diye bu türkü aynı bu mekandan da çıkarmış oldum yani buradan. Şimdi öyle bir türkü ki
babası yaşayanlar da, babası rahmeti rahmana kavuşanlar da kendisinden bir şeyler buluyor. Baba sen neredesin derken, efendim ona işte gece gündüz hayal kurarken bir de böyle hem gurbeti yaşayıp hem de efendim babasını erken yaşta kaybeden ben de öyle oldu. Babam hepimizin geçmişlerine Allah rahmet eylesin. O da erken gitti, rahmetli evet. oldu. Dolayısıyla her cana ilaç gibi gelen bir türkü, duygularını dile getiren bir türkü. Eyvallah. Benim güzel kardeşim, tekrar yüreğine sağlık. Eyvallah. Değer seyircilerimiz, işte dostluklar öyle kolay olmuyor dedik. Yanımızda yine bir can dostumuz daha var. Şimdi şöyle ufak bir şey söyleyeceğim babalarına buyur. İlgili. Buyur. Tabii herkes babasının değerini bilir mutlaka, bunu buna inanıyorum. Ama bir baba, bir anne vardır. Onların kıymetini bilelim. Onların değerini bilelim. İşte gittikten sonra arkasından böyle ararız. Evet. Onların kıymetini bilelim. Hayattayken kıymetini bilelim. Evet, hayattayken bilelim. Onların değerini bilelim. Çünkü dünyada yerine getirilemeyen iki evet. varlık evet. anne ile babadır. Evet. Tabii ki herkes eşiyle, çoluk çocuğuyla mutlu olsun, yaşasın, birbirlerine saygı, sevgi içerisinde hayatlarını, efendim evlerini şen etsinler. Ama annenin, babanın, onların hepsi mutlu olsunlar. Allah hayırlı ömürler versin, birlik beraberliklerini artırsın ama anne babanın efendim yeri doldurulamayacak Allah'ın iki büyük güzel nimetidir. Evet. Onun için hayattayken onun kıymetini lütfen hepimiz bilelim. Hepimiz. Bilenler biraz daha fazla bilsin. Dedik ya, bir can dostumuz daha var. O da yüreğini şiirlere döker. Şiirler, yüreğinin sesini şiirlerden hem işte böyle olacağı gibi ekranlarımıza yansıtır. Hem de kendi kendine gurbet akşamlarını onlarla paylaşır. Yazar, çizer, okur. Evet. Efendim insanlarımızı düşünür. İnsanları sever. Ülkesini sever. Onun kara sevdalısıdır. Bu iki dostumuz, iki kardeşimiz de o Anadolu'muzun İşte havasıyla, suyla yoğrulmuş, tozuyla, toprağıyla yoğrulmuş, onun değerlerini gittikleri her yerde yaşatan, yaşatmaya can atan iki can dost. Nereden efendim? Aksaray'dan. Ta okul arkadaşları. Evet. İşte dostluk bu. Yani bugün bu yaşa gelmişler ve okul arkadaşı olarak da Amsterdam'da birbirlerine yakın olarak bu yakınlığı devam ettirip, dostluğu devam ettirip o günleri böyle yad etme imkanı oluyorsa, biz de bu dost kervanına katılmışsak ne mutlu bize, ama ne mutlu dostlukların kıymetini bilene diyelim. Evet. Ali Rıza kardeş, şöyle kısaca kendinden, kendinle ilgili söylemek istediğin bir şey varsa onu alalım, yoksa şiirlerle zaten kendinizi, yüreğinizi anlatacaksınız. Evet. Kısacası şunu söyleyebilirim, işte senin az önce ifade ettiğin gibi biz Can Ali ile aşağı yukarı kader arkadaşıyız aynı zamanda. Yani sadece bir köylü değil, aynı köylü değil, aynı sınıflarda okuduk, aynı okula gittik ve aynı yıllarda gurbete çıktık. Gurbette de aynı ülkede birleştik yani. Yani İşte herhalde kaderin ilahi tecellisi dediğimiz olay bu. İşte ismim Ali Rıza Karacer. Senin de az önce ifade ettiğin gibi. 37-38 yıldır Hollanda'da çalışıyorum. İşte bundan ibaret hayat hikayemiz. Artık şiirlerde evet. hayat hikayesinin ya. Pırıltılarını görüyoruz, göreceğiz. Şimdi tabii işte evet. gurbetin İnsandan aldıklarının yanı sıra insana verdiği şeyler de vardır. Bu da işte seni bir aşkla, bir hasret ateşiyle pişirir, doldurur. Ve bir noktaya gelir taşarsın artık. Şimdi o taşmayı Ali Rıza Bey kardeşim, Can Ali kardeşimiz şöyle bir sazın tellerine, bağlamanın tellerine vursun. Sonra o aralarda senin şiirlerini serpiştirelim. Bakalım ne çıkacak. Eyvallah. Bakalım ne çıkacak.
kuş ettin düz umayı, düz mü bıraktın be kadın? Yokuş ettin düz umayı, düz mü bıraktın be kadın? Yaz mı bıraktın be kadın? Yaz mı bıraktın be kadın? Her günüm zemheri ayı. Yaz mı bıraktın be kadın? Yaz mı bıraktın be kadın? Şimdi bu okuyacağım şiirin ismi Çözemezsin. Özet olarak anlatmak istediğim şey şudur. Seven sevdiğiyle aynıleşmeli. Bunu anlatıyorum. Selvi dalı gibi saçlarına bağlarım kendimi, çözemezsin. Adak bağlarım yar uçlarına, haberin olmaz ki sezemezsin. Dizlerime dayar dizlerini, arkadan bağlarım ellerini, öperim, koklarım tellerini ki itiraz bile edemezsin. Okşarım ruhunu övgüm ile, belerim gönlünü sevgim ile, ağlatırım seni saygım ile, revan olur yaşın, silemezsin. Hayatımın kadınısın, yaşantımın anlamısın. Hayatımın kadınısın, yaşantımın anlamısın. Sen soframızın tadısın, tuz mu bıraktın be? Soframızın tadısın, tuz mu bıraktın be kadın? Tuz mu bıraktın be kadın? Derdin derdim bilir, üzülürüm. Yaş olur gözünden dökülürüm. Sel sel yanağından süzülürüm. Set çeksen önüme geçemezsin. Yerin yurdun kafesin olmuşum. Hayalin hem hevesin olmuşum. Verdiğin her nefesin olmuşum. İstesen de benden kaçamazsın. Neler geçti şu başımdan? Sular içtim gözyaşımdan. Neler geçti şu başımdan? Sular içtim gözyaşımdan. Seni bulmaya peşimden, İzmi bıraktın be kadın. İzmi bıraktın be kadın. Üşümem ki kışında karında, gül olur açarım baharında, kan olur dolaşır damarında, Ali kendinden seçemezsin. Can Ali'yi hiçe sayan, gel de bu çileye dayan. Can Ali'yi hiçe sayan, gel de bu çileye dayan. Sana baktıkça doymayan, göz mü bıraktın be kadın? Göz mü
insanı bazen böyle alıp götürüyor, geçmişi hatırlatıyor, geleceğe bir yön veriyor ama yürekleri birleştiriyor. Değerli seyircilerimiz, bizim ilacımız da bu. Yani muhabbet, muhabbet olmazsa bu hayat neye yarar diyen büyüklerimiz gibi. Şöyle, dostluk gerçekten önemli ya, onun için ne demiş yine gönlü böyle coşan birisi? Dolunay misali göz bebeğimde parlayan mihrabım, kanadı kırık kuş gibi sığınsam yüreğine, sarsan yaramı duvağınla, yüreğimi yüreğine diksen, sökülmesi imkansız bir biz olsak, can olsak, yoldaş olsak, ebed olsak, diyor ya işte yüreği coşan yine bir gurbetçinin kaleminden dökülen sözler. İşte değerli seyircilerimiz, bizim yoldaşımız karanlıklarda, efendim akşam olunca, yalnız kaldığımızda ya kalemdir ya kitaptır, ya da dostları hatırlayarak geçirdiğimiz işte gecesi uzun olan gecelerdir. Onun için Ali Rıza kardeşimizden bir şiir daha, birkaç dörtlük daha alarak bu muhabbetimizi Amsterdam'da tarihe bir not düşerek efendim notlayacağız. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yine Can Ali kardeşim de sazın o yanık tarafından ince tellere vuracak. Buyur Ali Rıza Bey kardeşim. Buradan bir şey, ufak bir açıklama yapayım. Bu şiirin de bir arka planı var. Bu şiir bir gönül yarasıyla ilgili. Eyvah, eyvah. Evet. Şimdi bu halet-i ruhiyeyle okuyayım. Sizden de yüreğinizle dinlemenizi arzu ediyorum. İki yara hiç kapanmaz gülüm. Biri dil, biri gönül yarası. Ben ölüm diyeyim, sen de zulüm. Biri dil, biri gönül yarası. Ne kitaba sığar, ne suhufa. Mahkum oldu Züleyha Yusuf'a. Bir dert ki dost, cefa üstü cefa. Biri dil, biri gönül yarası. Bir vurgundur lal eyler insanı. Suskun iken kal eyler insanı. Yakar pişirir hal eyler insanı. Biri dil, biri gönül yarası. Ondandır ol bülbülün figanı, ondandır gönlün ahı amanı. Yanan yüreğin daim hicranı, biri dil, biri gönül yarası. Kılıçtan keskin acı söz gibi, depreşir yaralanmış öz gibi. Deşince alevlenen köz gibi, biri dil, biri gönül yarası. Gel Ali, aldırma bu ahu zara. Ham gönlünü pişirir bu yara. Senle gelir uzanır mezara. Biri dil, biri gönül yarası. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Allah bu dil yarasından da, gönül yarasından da hepimizi korusun. Ama o ıssız gecelerde yalnız kaldığımızda dualardan eksik etmesin, uzak etmesin. Onun için ey duam, kalbimin kırılan yanlarına iyi gelen tek ilacım sensin elhamdülillah deme mutluluğuyla, efendim böylesi güzel dostların sohbetine doyum olmuyor ama biz inşallah yine geleceğiz, inşallah yine beraber olacağız. Ali Bey kardeşim, Can Ali kardeşim, iletmek istediğin bir mesaj, söylemek istediğin bir söz varsa yine hemen söz sende olsun. Burada şimdi bizi dinleyenler, ekran başındaki tüm dostlara, dinleyen arkadaşlara, akrabalara, eşimize, dostlarımıza selamlarımı iletirim. Kanal Avrupa'ya da teşekkür ederim. Sizlere de ayrıca ayaklarınıza sağlık. Gerçekten güzel bir akşam oldu. İnşallah sizler de memnun kaldınız. Saygılarımı sunuyorum burada. Çok yani. Sağ olasın Can Ali kardeş. Gerçekten bir can dost, güzel bir dost. Değerli seyircilerimiz, hem bu içinde bulunduğumuz mekan, İl Froya
Il Fiore. Il Fiore restorant. Hem de Ali Bey kardeşimin burada otelleri de var. Amsterdam'a yolunuz düştüğü zaman güvenilecek efendim, o sıcaklığı yaşayacak, yönünüzden geçen sıcaklığı yaşayacak güzel bir adrestir. Buraları unutmayın, ihmal etmeyin. Özellikle Türkiye'den yolunuz buraya düşerse ya da başka Avrupa ülkeleriniz yolunuz düşerse bu adres sizin için efendim sıcaklığıyla sizi bekleyen bir adres. Arıza Bey kardeşim, senin yüreğinin efendim şu anki duygularını da hem seyircilerimizle hem de bizlerle nasıl paylaşırsın? Şöyle paylaşabiliriz kanaatindeyim. Ben evvela Kanal Avrupa izleyicilerinin hepsine bütün yüreğimle saygı, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca Kanal Avrupa ekibi olarak güzel bir kültür hizmeti yaptığınıza inanıyorum. Ve o hizmetinizden dolayı da sizi kutluyorum. Çünkü bunlar yani bir kahve sohbeti çerçevesinde gerçekleşmiş bir program olsa da kahve bahane öyle görünse de kahve bahane, asıl olan dostluk, asıl olan o sevgiler ve bu sevgilerin arkasındaki gönüller olarak bizim birleşmemiz burada. Siz o birlikteliğe yol açtınız. O yolu açtığınız için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Ve bu güzel hizmetinizin devamını bütün gönlümle arzu ediyorum. Eyvallah. Değerli dostlar, değerli seyircilerimiz, artık ne demek lazım? Bu güzel sohbetin, bu sıcak sohbetin arkasından biz tabii ki yine yollarda olacağız. Nerede her zaman söylediğimiz gibi bir güzellik bulursak, dostluk adına, sevgi adına, efendim başarı adına ne bulursak sizlerle paylaşmak bizim boynumuzun borcu bir yerde. Çünkü 8 yıldır bunu yapıyoruz. Avrupa'nın en uzun soluklu programı Adım Adım Avrupa, Kanal Avrupa ekranlarında hep sizlerle oldu, sizlerle olmaya devam edecek. Sizin de etrafınızda bir öyle güzellik olduğu zaman haber verirseniz, telefonlarımız zaten ekranın altından geçiyor. Bize ulaşmanız o kadar kolay. Sonra internet var artık, o çağdayız. Oradan da Kanal Avrupa'ya ulaşmanız mümkün. Efendim, biz Kanal Avrupa'nın merkezinde bu sizlerin davetlerini beklemeye devam ediyoruz. Ama siz nerede olursanız olun, efendim yaz olsun, kış olsun, ne olursa olsun, yüreğinizdeki sevgi, muhabbet, yüzünüzdeki tebessüm sakın eksik olmasın. Özellikle o sevgiye o kadar ihtiyaç duyuyoruz ki, dünya hepimize yetecek kadar büyük. O sevgide olduğu zaman, yerle gök arasını dolduracak kadar olduğu zaman, yani hayatın tadı, hayatın lezzeti daha da güzel olacak. Her yaşayan, o sevgiyi gönlünde bulunduran her insan hayatından zevk alacak. Her derdin ilacı sevgi. Onu ihmal etmeyin. Her şeyin temeli diyor şairimiz, ozanımız efendim. O zaman sevgiyi ihmal etmemek lazım. Ne olacak ya? Bir karşılık bile beklemiyor. Sevgi, sev, bir yudum sevgi. Efendim, dünyayı dolduracak kadar güzel. Efendim, hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Bize eyvallah. Hayat sevgiyle başlar, sevginin olduğu yerde. Güneş doğar, güneş açar, sevginin olduğu yerde. Güneş doğar, çiçek açar, sevginin olduğu yerde. İnsanoğlu düşman olmaz, zalimin borusu çalmaz. Kimseler hiç köle olmaz, sevginin olduğu yer.